Bu kez sırada bir azim hikayesi var. Çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Hamide Kurt'un başarısı. Tekerlekli sandalyeyle atletizm yarışlarına katılan genç sporcu çok sayıda madalya aldı. En son katıldığı yarışmada ise dünya ikincisi oldu. Engelleri kollarıyla aştı. Tekerlekli sandalyeyle Türkiye'yi temsil eden ilk kadın engelli atlet oldu. Hamide Kurt 22 yaşında, 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında bacaklarını kaybetti. Ancak hayata küsmedi. Ailesi de ona destek oldu. Ya sıkıldığımı ailem ve ben de hissettikten sonra bir spor başladım. Hani kulüplerde bize verilen desteği görünce ilk önce basketbol başlayarak böyle devam ettim. Atletizme yöneldim. Hamide Kurt İstanbul Bağcılar Belediyesi bünyesinde 2008 yılında atletizme başladı. Uluslararası yarışmalarda 50'ye yakın madalya kazandı. Milli sporcu son olarak Katar'da düzenlenen bedensel engelliler atletizm şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Evet, ilk başta başlamada zorlandım. Ellerim acıyordu, ellerim parçalanıyordu. Hani güçsüzdüm gerçekten ilk başladığım zamanlar. Ama şimdi öyle hissetmiyorum. Yani bir sporcu olarak gerçekten her şeyi başarabiliyorum yani. Önüme gelen zorlukları bir bayan olarak da yani. Hamide Kurt çabasının engelli gençlere örnek olmasını istiyor. İnsan bir engelliydi. Dışarı çıkıp insan içine katılmaya çalışsınlar. Bize verilen fırsatları biz gerçekten değerlendirebiliyoruz. Bir bayan olarak da olsa. Genç sporcu Brezilya'da düzenlenecek yaz olimpiyatlarına da hazırlanıyor. Hedefi altın madalyayı Türkiye'ye getirmek.